Ya cin olur, peri olur. Şimdi adam olmamış da şimdi mi gelmiş? Biz 20 senedir buradayım. Yapacak belki şey. Hayal olur. Hayalet falan diyorsun. Hayalettir belki de. Cuma gecesi saat 9 civarında karşımızda bulunan bu mezarlık, Çorum Ulu Mezarlık'ta bir bayan ağlama sesi duyduğunu söyledi yanımızdaki komşumuz. Beraber o tarafa gittiğimizde bunu duyduk. Sesi duyduk. O arkadaşımızın oraya projektör tuttu. Böyle bir karaltı şeklinde gördük. Daha sonra biz oradan ayrıldık. Cumartesi ve pazar gecelerde bu arkadaşımız, bu polis memur arkadaşları da ihbar etmiş. Onlarla beraber görmüşler. Hatta mezarlığın içinde onu bulmaya çalışmışlar, bulamamışlar. Bu konunun bir an önce araştırılıp neticeye kavuşturulmasını istiyoruz buradaki esnaf olarak. Tabii ki bekliyoruz. Çocuklar işte geliyormuş, mezarı dolanıyorlarmış, o kız geliyormuş, anne beni de al yanına, anne beni de al yanına diye hep burada dolaşıyormuş yani mezarlıkta. O kız çocuğu kafayı bozmuş herhalde, yazık. Ne diye geliyormuş buraya? Yani anne beni de yanına al, anne beni de yanına al, anne beni de yanına al diyormuş yani. Her akşam geliyormuş, 5 gündür geliyormuş. He, geliyormuş, boyuna geliyormuş işte. Anneciğim beni de yanına al, anneciğim beni de yanına al diye boyuna kabrin etrafında dönüyormuş yani çocuk. Abi haberlerde gördük işte, Çorum'da böyle böyle diye. Biz de buraya geldik, çok merak ettik. Orada siz de varsınız diyen bir öğrenen de neyinlesi diye. Neyi merak ettiniz? Buraya gelme sebebi ne? Ne duydunuz da geldiniz? Abi buraya gelme sebebi işte, gece vakti mezarlığa akıllı insan girmez zaten. Biri girip erken içinde ağlamaz. İşte biz de duyduk geldik abi. Neden bu mezar sadece? Sahip bir mezar dağılıyormuş bir de. Dedik üç ahli midir nedir? Öğrenek dedik. Miraç gecesi arkadaşlarla oturup çay içerken vatandaştan telefon aldım. Burada mezarlıkta bir işte bayan sesi olduğu için söylüyorum. Bir bayan sesinin sürekli ağladığını işte ben sensiz ne yapacağım, beni bırakıp niye gittin diye seslerin duyulduğunu söyleyerek buraya gelir misin? Senin için bir haber çıktı. İhbarı üzerine arkadaşı alarak mezarlığa gittim. Tamam dediler, biraz sessiz olalım. Bir 15 dakika bekleyelim. Sürekli geliyor dediler. Biz beklemeye geçtik gizlenerek. Bir 15-20 dakika sonra tekrar mezarlığın duvarına doğru koşarak gittiğimizde bayanın yine aynı mezarlıkta olduğunu gördük. Ve tabii ki bizim ayak sesini duyması üzerine biz sadece o 3 adım önümüzde bayanın koşarak gittiğini gördük. Ve bunu da biz gözümüzde gördük zaten. Arkasından bağırdım. İşte kaçma, yardımcı olalım falan diye ama bayan çok hızlı koştuğu için yani gözden kayboluyor. Zaten 3 gündür de polis ekipleri orada arama yapmasına rağmen hala bir sonuç alınamadı. Bunu bilirse gelmez belki. O anlamıyor ki zaten. Zaten görüyor şu an. Sen niye gel. Geleceğim. Daha benim sayı sandım. Kırağı yolu. Gelin buraya. Arkadaşlar. Birkaç gündür ilimiz Ulu Mezarlık'ta. Vatandaşlarımızın da ne olduğunu gizemli bir olay olarak tasvir ettikleri bir genç kız olduğunu tahmin ettiğimiz 17-18 yaşlarındaki bir kızımız beni niçin bırakıp gittin diyerek mezarlıktan saat 21-22-23 sıralarında sesler geldiğini duyan bizim Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarımız ve müdürümüz araştırmaya giriyorlar bu ses nereden geliyor diye. Mezarlıklar içerisinde yaptıkları aramalarda görüyorlar ancak daha sonra kaybediyorlar bu vatandaşımızı, kim olduğunu bilmediğimiz vatandaşımızı. Ertesi gün tekrar aynı ses duyulunca emniyet güçlerinden yardım isteyen bizim Mezarlıklar Müdürlüğü görevlilerimiz, emniyet müdürlüğümüzdeki polis arkadaşlarımızın da arama taramaları neticesinde kim olduğunu bulamadığımız
bir vatandaşımız olduğunu zannediyorum. Böyle bir arama tarama neticesinde sonuç alınamayınca da ister istemez vatandaşlarımız arasında konu gece ve mezarlıklar da olduğu için sanki kaybolan bir varlık, kaybolan bir insan ya da bunun dışındaki bir varlık gibi nitelemişler. Ama ben normal bir vatandaşın mezarlıkta böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu vatandaşımızın belki duygusal haliyle, yakınını kaybettiği bir haliyle normal olmayan hareketlerde bulunan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili kesin bir netice aldığımız ya da o vatandaşımıza ulaştığımız zaman konuyla ilgili daha detaylı ne olduğunu daha iyi anlatan açıklamalarda kamuoyuyla paylaşacağımızı bildirmek isterim. Vatandaşlarımızın da burada sanki çok gizemli bir varlık varmış gibi oraya birikmelerinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Çok tedirginlik verici bir durum olmadığını da belirtmek isterim. Saygılar. Gel buraya. Gel buraya gel. İşte bak. Kırmızı. Gördün mü? İşte. Ana gördük vallahi gördüm. Vallahi, şimdi ha, gördüm vallahi. Ha o yok tutacağım bak. Yok. İleriye doğru bir git.